Tercüman-ı Hakikat gazetesinin 1318 tarihli belgesini görmektesiniz. Burada Tokat'taki birçok yapının bu tarihte bitirildiğine dair bir yazı mevcut. İçerisinde Tokat Saat Kulesi de yer almaktadır, bu yazının içerisinde bulunmaktadır. Biz de buradan Saat Kulesi'nin bu tarihte bitirilmiş olduğunu söyleyebiliyoruz. Kuleleri batılaşmanın etkisinde kalan Osmanlı bürokratlarının zihninde modernleşen kentlerin bir sembolü ve ihtiyacı olarak görülmektedir. Saat kulelerinin Osmanlı coğrafyasının tamamına yayılması 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılına tekabül etmekte olup 2. Abdülhamid valileri gönderdiği bir irade ile saat kulelerinin yapımını istemiştir. Bunun üzerine valiler bulundukları şehirlerin meydanlarını saat kuleleri ile süslemek adına birbirleriyle yarış içerisine girmiştir. Tokat Saat Kulesi'ne baktığımızda Behzat semtinde yer aldığını görmekteyiz. Behzat semti tarihi konakların, çarşıların ve resmi kurumların bulunduğu bir meydan olarak günümüze kadar gelmiştir. Tokat Saat Kulesi de Behzat Deresi kenarında bulunan Behzat Camii'nin hemen yanına inşa edilmiştir. İnşaatı için bir kısım ücretin Tokat Belediyesi tarafından, bütçesi tarafından hazırlandığı, bir kısmının da halktan toplanan paralar ile sağlandığı anlaşılmaktadır. Hem Osmanlı dönemi saat kulelerine baktığımızda, 2. Abdülhamit dönemi kullanılan malzemeye baktığımızda, hem de Tokat'taki saat kulesine baktığımızda taş malzemenin kullanılmış olduğunu görmekteyiz. Taş malzeme hem yapının sağlamlığını sağlamış hem de daha zarif görünmesine yol açmıştır. Ancak işçilik bakımından da zorlayıcı olmuştur. Tokat Saat Kulesi de çarşamba kazasından gelen Hristo Usta tarafından yapılmıştır. Evet hocam. İlk yapıldığında 27 metre bir yükseklikte inşa edilmiştir. Saat mekanizması ise Fransa'dan sipariş edilmiştir. Fransa'dan Samsun Limanı'na ulaştırılmıştır ve karayolu ile de Tokat'a getirilmiştir. Hem inşaat için hem de mekanizma için ödenen toplam meblağ 100 bin kuruş, yani 1000 liraya tekabül etmekte olup o dönem için oldukça yüksek bir rakamdır. Hristo Usta kulenin yapımını 31 Ağustos 1900 yılında tamamlamıştır. Aslında birçok kaynakta yapının 1902-1903 yılında bitirildiği geçmektedir. Ancak o dönem gazetesi olan Tercüman-ı Hakikat gazetesinde Tokat Belediyesi'nden İçişleri Bakanlığı'na gönderilen telgrafname suretidir başlıklı yazıda Tokat Kulesi, Tokat Saat Kulesi başta olmak üzere birçok yapının 1900 yılında tamamlandığı bilgisi bulunmaktadır. Yine Saat Kulesi'nin üzerinde bulunan kitabede 1318 Hicri yıla tekabül eden 1318 yılı kaydedilmiştir. Bu da yapının bize 1900 yılında tamamlanmış olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda Ekim 1900 yılında Hristo Usta'ya başarısından dolayı sanayi nişanı ödülü verilmiştir. Bu da bize yapının 1900 yılında tamamlanmış olduğunu göstermektedir. Daha önceki yapılmış çalışmalarda sehven bu hatanın yapılarak tarihlendirmenin yanlış yapıldığını düşünmekteyiz. Yapının 1915 yılında bir onarım geçirdiği anlaşılmaktadır. Yapının saatinin sesinin duyulmamasından dolayı halkın talebiyle yapılan bu tadilat ile ilk yapım yüksekliği olan 27 metre yükseklikten 33 metre yüksekliğe çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Yapı günümüze kadar orijinalliğini koruyarak gelmiştir. Osmanlı dönemi saat kulelerinin zarif örneklerinden birisinin örneğidir Tokat Saat Kulesi. Yapı kayda kısmında bulunan dükkanın sahibi Ahmet Unan tarafından bakımı yapılmaktadır. Yine saat mekanizması da kendisi tarafından 8 günde bir kurulmaktadır.